Hayırlı akşamlar Bursa TV'nin değerli izleyicileri. Yeni bir Doğru Yorum programıyla daha karşınızdayız. Bu akşamki stüdyo konuğumuz 20. dönem CHP Bursa Milletvekili ve Bursa Borosu önceki dönem başkanlarından Yahya Şimşek Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Her zamanki gibi program ortağımız Ali Seydi Bey, Ali Seydi Çakırel. Bizim programımız 17. haftasına girdi. Bayağı sürekli arz etti. Çoğu zamanda Bursa Barosu'ndan avukat arkadaşlarımızı konuk ettik ve ağırlıklı olarak da anayasayı konuştuk, işte yargı sorunlarını konuştuk, güncel meseleleri konuştuk. Bu akşam da yine sizin bizim konuğumuz olmanız hasebiyle yine yeni anayasa ve başkanlık sistemini öncelikle konuşalım. Sonradan da yargının temel sorunlarına biraz değiniriz inşallah. Bu anayasa konusu gündemden hiç düşmüyor ama şu anda bir de yanına hemen etiketlenen bir başkanlık sistemi tartışmasıyla birlikte gidiyor. Ben hemen sözleri size bırakayım. Yani sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yani doğru bir düzlemde bir tartışma yürüyor mu? Bu sefer hiç değilse yeni anayasa yapılabilecek mi? Yani ihtilal anayasasından kurtulabilecek miyiz? Ümidiniz var mı? Evet. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Beni bugünkü programa davet ettiğiniz, bu konudaki düşüncelerimi paylaşabilme imkanı verdiğiniz için ayrıca programınıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Umarım hem Bursa için hem ülkemiz için iyi şeyler olur. Evet, uzun zamandan beri ülkenin önemli konularından bir tanesi yeni anayasa ve başkanlık sistemi. Bugüne kadar bildiğiniz gibi birçok yerlerde bu konu gündeme geliyor. Düşüncelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Gerçekten Türkiye'nin bugün yeni bir anayasa yapması acil bir durum mu öncelikle? Evet. Yani bu kadar çok olaylar yaşanırken inatla, ısrarla yeni anayasa diye tutturmanın bir anlamı var mı? Bu kadar karışıklık içerisinde. Bir taraftan Türkiye neredeyse iç savaş riskiyle karşı karşıya. Diğer taraftan komşularla olan rahatsızlıklarımız var. Ekonomik sorunlar var, işte göç sorunları var, işsizlik sorunu var, daha sayabileceğimiz birçok sorunlar varken anayasa değişikliği, daha doğrusu yeni bir anayasa şart mıdır lazım demesi? Şart mıdır? Şimdi veya şöyle de söylenebilir, bütün bu saydığımız ve de sayabileceğimiz diğer sorunların çözümü yeni bir anayasada ve de o anayasanın başkanlık sistemini içermesine mi bağlı diye düşünüyorum. Buna karşılık da tabii şöyle de söylenebilir. Acaba yeni bir anayasa niye ihtiyaç hissediliyor? Yani yapılmak istenen birçok şeyler var da şu andaki anayasa, şu andaki parlamenter sistem buna yeterince yanıt vermiyor mu diye düşünmek lazım. İkincisi de yani bu soruları ne kadar çok sorarsak soralım, sonuç itibariyle anayasanın yenilenmesini isteyen düşüncenin gerekçesi biraz evvel siz de söylediğiniz gibi darbe anayasasının ortadan kaldırılması mı? Şimdi Allah aşkınıza bugüne kadar bu anayasa 17 defa değişikliğe uğramış, 105 maddesi de değiştirilmiş. Evet. Koşullar altında bunun artık darbe anayasalığı mı kalmış? Kaldı ki 175 maddenin geriye kalan 70 maddesinde de yeni anayasada yapılsa onlardan bir kısmının o anayasada da yer alması gereken maddeler var. Kırmızı çizgi maddeler yani. Mesela. Değişmez ve değiştirilmesi teklif evet. edilemez. Maddeler. Şimdi tabii bu noktaya gelmişken şunu söylemek lazım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni bir anayasa yapma yetkisi var mı? Evet. Yoksa kimin var? 195. söyleyeceğim onları da. 195. maddede anayasanın nasıl değiştirileceği ifade ediliyor bildiğimiz gibi. 175 eskiden herhalde. 175. Evet. Ben 195 mi dedim? Evet. Ha, 175 doğru. Evet. 175. madde nasıl değiştirileceğini söylüyor. Yani orada değiştirilmeye izin var. Yeni bir anayasaya izin yokmuş gibi bir düzenleme söz konusu. Yani şöyle denebilir mi? Şimdi hukukçu kurucu olduğumuz, meclis mi? Evet, olacak hukukçu olduğumuz için şöyle bir öncelikle bu getirdiğiniz açılımlara teşekkür ediyoruz. Bu sorular gerçekten değerli sorular ama tam burasında sizin seyircilerimizin tam anlaması açısından bir şeyi konuyu netleştirmemiz gerekiyor bu sorulardan sonra. Siz Türkiye'nin acil bir anayasa değişikliğine eskisi kadar ihtiyacı olmadığını, çünkü anayasanın zaten 17 kez değişikliğe uğramış olup artık bir ihtilal anayasası olmaktan çıktığını, dolayısıyla Türkiye'nin acil bir sorunu olmaktan da çıktığını, Türkiye'nin daha acil sorunları varken anayasa tartışmalarının bir nevi yani çok acil bir gündem olmaması gerektiğini ifade ettim. İçinde yaşadığımız çok daha acil sorunlar karşısında. Şimdi bu konuda benim farklı düşüncelerim var ama öncelikle Ali Bey'e burada söz verelim. Gerçekten böyle mi? Siz de böyle mi görüyorsunuz? Ben Yahya Bey gibi düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin anayasayı acilen değiştirmesi ve geç kalınmış. Bu anayasa tartışmaları ve başkanlık sistemi rahmetli Özal'dan beri, Süleyman Demirel bile bir ara, şimdi de bu. Evet, Türkiye'nin Yahya Bey'in dediği çok sorunları var. İçinde bulunduğumuz çok normal olmayan şartlar var. Zaten bu hal ve şartların ortaya çıkmasındaki sebeplerden bir tanesi bu anayasadaki sakatlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Yani bu sebeple anayasa Türkiye'nin bütün yasalarının, bütün kurallarının, her şeyin ona uymak ve uydurulmak zorunda olduğu bir üst yasa. Evet. Şimdi buradaki aksaklıklar sebebiyle onun altında yasal düzenlemeler de yaptığınızda yine sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin yaşadığı sorunlar elbette tamamı anayasadan kaynaklanmıyor ama bir kısmının anayasadan kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'de parlamenter sistemin yetersiz olduğunu, yönetimleri zayıflattığını, çok demokratik yönetimler ortaya çıkarmadığını düşünüyorum. Çünkü %5, %10, %20, işte %15 alanlar oturup paylaşıyorlar devletin bütün kurumlarını ve orada adeta bir paylaşma sonucu iktidar ortağı olup ondan sonra iktidardan sonra da biz koalisyonlar dönemi yaşayanlar biliyorlar, en iyi Yahya Bey bilir, ciddi şekilde yönetimde zafiyet meydana getiriyorlar. Bu konular anayasanın, yeni bir anayasanın ve anayasaya konulacak başkanlık sistemi ile çözüleceğini düşünüyorum. Türkiye bu konuda çok geç kalmıştır. Yahya Bey'in dediği şeye yine itirazım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı değiştirebilir, yapabilir. Oradaki dil, hukukçu olduğumuz için hani biz bazen böyle bir ucundan tutup ciddi şekilde hukuk camiasını ve ortalığı da şey edebiliyoruz. Mesela Sabi Kanadoğlu bir 367 dedi, Türkiye kilitlendi. Yani evet. Anayasa, anayasanın da sadece anayasada değil, yasalarda kullanılan dil çok bozuk. Yahya Bey, bilmiyorum katılır mısınız? Hatta ben diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yasaları çıkarmadan önce, son halini vermeden önce bunu Türk Dil Kurumu ve edebiyatçılara bir de. Çünkü cümle de çok düşük oluyor. Böyle Türkiye'nin seçkin edebiyatçılarından bir komisyon kurarak dilini anlaşılabilir, düzgün ve sonraları da farklı anlamlara çekilmeyecek bir hale getirmesi gerekir. Dediğiniz gibi o maddede de işte bu sıkıntı var. Şimdi
siz diyorsunuz ki acaba anayasayı tümden değiştirebilir mi, yoksa maddelerini mi değiştirebilir? Yeni bir anayasa yapabilir kaldı mi? Kaldı ki maddelerini de değiştirecek olsa Ali abi. Aynı sıkıntıyı tek bir, yaşayacak. Yani şöyle diyelim, bütün maddelerini değiştirmesinin önünde bir engel yoktur. Yoktur. Yani çünkü bütün tek tek bütün maddelerini değiştirebilir. Yani ya orada değişikliği basit bir şey söylüyorum. Devletin milletiyle işte bölünmez bir bütün olduğunu söylüyor. Şimdi devletin Türkçe olarak biz Türk dili uzmanı değiliz ama yıllardır hukukçuyuz. Dilekçelerimizi yazarken yazım bilgilerine, dil bilgisine, imla kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi soruyorum, ya devletin milleti olur mu? Milletin devleti olur. Yani basit bir şey. Aynı ama şekilde işte bir zamanlar tam, devletin dini demeleri tam, gibi. Devletin dini tam da işte olur mu? Oraya geleceğim yani, Ali abi. Dilimiz yani anayasanın dili de niçin sakat değiştirilmesi gerektiğine dolaylı olarak evet aslında değinmiş oldunuz. Ben de tam onu evet söyleyecektim. İşte devletin milleti diyen, devletin evet milleti diyen bu anayasanın ruhu muhafaza ediliyor. 17 kez değil, 177 kez değiştirilse bu anayasa, o ruhunu kaybetmiyor. Baştan itibaren her şey bir bütünlük içerisinde, bir maddesini değiştirseniz öbür madde oradan bağırıyor. Evet. Yani ben buradayım. Evet. Yani bakın mesela 141, 142, 163. maddeler geçmişte kalktı. Yargıçlarımız onların yerine ikame edebilecekleri başka maddeler buldular ceza hukuk içerisinde. Çünkü bir ruh olarak yaşıyor. Öncelikle bana göre şimdi burada yeni kelimesinin de üzerinde durmak lazım. Hani yeni kelimesinin insanları heyecanlandıran sihirli bir tarafı var. Yeni anayasa yapıyor olabilmek çok önemlidir. Bir de insanlar adeta hamamın namusunu kurtarmak gibi, ya şu insanların, sivillerin namusunun kurtulması gerekiyor. Anayasayı siviller yapmayı beceremediler. Yahya abi, şimdiye kadar sizin düşüncelerinize elbette saygı gösteriyoruz ama şimdi ben sanki konuşma oraya gelecek diye korktum. Yani efendim işte meclis yapamaz. Acaba meclisin böyle bir yetkisi var mı? Yeni bir anayasa yapmak için ne yapmak lazım? Acaba önce bir darbe mi yapmak lazım? Yani oradan mı yani başlayacağız? Kurucu meclis mi? Yahya Bey sanki öyle kurucu meclis. Anayasanın anayasayı yapmak üzere bir seçimle kurucu meclis mi? Yani evet öyle bir şey mi? Şimdi şöyle acaba şöyle söyleyeyim. Bu anayasaya göre o kurucu meclis de mümkün değil bana göre. Evet. Neden? Çünkü bu anayasada kurucu meclis diye bir yasa evet şey öngörülmüyor. Dolayısıyla bakın çok tartışmalı bir mesele. Şimdi burada nihayetinde bu anayasayı da yapan ihtilalden sonra da olsa bu millettir, referanduma gitti. Her ne kadar bugün ben ona hayır dedim diyenlerin sayısı %90'a ulaşmış olsa bile %92,5 evet alarak geçti. O günün şartları içerisinde mesela ben de Kenan Evren o zaman ortalama halkın kahramanıydı. O günleri geri dönecek olursak ve bizim değildi tabii ama halkın, yani bir kısım halkın şimdi kahramanıydı. Ben mesela tabii o günlerde lisedeydim Ali abi. Aklım yetmiyordu. Evet, yetmiyordu aklım. Ve mesela benim Aydın Söke'de öğrenciydim. 37 kişi seçilecekmiş dediler. Kenan Evren Aydın'a gelecekmiş ve dinlemeye onlar gidecekmiş. Kura çektiler, bana çıkmadı. Ben oradan birilerine rüşvet vererek kendim onun yerine şeye gittim. Kenan Evren'i gittim, dinledim ve alkışladım. Yani bu bir itirafsa evet itiraf. Ben çünkü o zaman bu kadar ama, yıl geçtikten sonra mı? Evet, evet şimdi söylüyor. 40 sene sonra söylüyor. Şimdi ama benim gibi itiraf edemeyen bir sürü aramızda yaşayan insanlar var. ve o gün aslında hepiniz oradaydınız diyor ya. Hepimiz aslında bir şekilde oradaydık. Ve %92,5 gibi hani bir oranla geçti bu anayasa. Benzer bir şekilde bu meclis bir anayasa yazmayı, daha doğrusu bence şu anayasayı, İzlerlerin şeffaf olduğunu biliyorsun şu ama değil kitabı, mi Şakir? Bir rica edebilir miyim abi? Şu anayasa aslında şimdi cep anayasası falan ya. Bu anayasayı bence yeniden yazmak demek şu evet kadarını atmak demektir. Evet, evet. Şu kadara anayasa indirmek demektir. Anayasa bizde çok uzun evet ve o yüzden de böyle dağılıyor, bir arada toparlayamıyoruz. Çok uzun, kısalması gerekir. Anayasanın değiştirilmesinden ziyade
tenkisata tabi tutulması lazım. Anayasal düzenlemeye gerek duymayan yasalarla, hatta yönetmeliklerle düzenlenmesi gereken birçok mevzunun anayasada düzenlendiği gibi bir vaka var. Buradan devam edelim. Sizin görüşleriniz yarım kaldı. Evet. Size de biraz itiraz etmiş olduk. Bu arada size de malzeme çıkmış oldu. Yok, o itirazı bekliyordum zaten de. Evet. Şimdi tabii benim değerlendirmem sadece anayasada belirlenen maddeler çerçevesi içerisinde söylüyorum. Yoksa bu anayasa değiştirilmesin, bu anayasa böyle kalsın anlayışı içerisinde değil. Bu anayasa ideal bir anayasadır anlayışı içinde değil. Evet. Maddelerle ilgili yaptığım yoruma göre Türkiye Büyük Millet Meclisi biraz evvel de dediğim gibi 175. madde gereğince değiştirme yetkisine sahip ama yeni anayasa yapma yetkisine sahip değil. Bu konu dediğim gibi 175. maddenin tanımlanmasında söz konusu. Peki ne gerekiyor yeni anayasa yapmak için? İşte biraz evvel söylemeye çalıştığım kurucu irade gerekiyor. Kurucu irade. Kim bu kurucu irade? Şimdi şu anda bir anayasa var. Şu anda bir anayasa var. Bu anayasaya göre her şey şekillenmiş. Evet. Yani darbeciler darbeyi yapmış, bu anayasayı da yapmış, her şeyi şekillendirmişler. O şekil doğrultusunda gidiyor. Biraz evvel dediğiniz gibi %92,5 oyla. Çok şükür ben %7,5'lardan olduğum için rahatlıkla konuşuyorum bu konuda. Elhamdülillah biz de öyle. Evet. Ben oy kullanamıyordum o zaman. Zaten benim günahım da yok yani. Evet. Sen günahın yok. Sen o zaman reşit bir evet. Şimdi anayasayı ortadan kaldırmışlar. Darbeciler. Ortadan kaldırmışlar. Bir anayasaya ihtiyaç var. Anayasa boşluğu var. İşte o kurulan kurucu meclis, kurucu irade olarak yeni bir anayasayı, yani 27 Mayıs'tan o da başlayıp düşünürsen, evet. 61 anayasası, işte 12 Eylül 21 anayasası, daha geriye gidersek 24 daha anayasası. Başlangıçta 21 anayasası gibi, ki o zaman devlet yeni kurulmuş. Devletin yeni kurulduğu bir dönemde kurucu irade bir anayasa yapmak zorunda. 24'te nasıl bunu neyle açıklayacağız? 21'de öyle oldu. 1876 anayasasının hükümleri uygulanmış. Yeni bir anayasa. Evet. Yeni bir anayasa var ya 21'de. Hayır, çok şey son dar kapsamda 1876'nın ama esas ilk anayasa 1924'teki anayasa. 1924'te o anayasa kabul edilmiş, yürürlüğe girmiş. Benim bilgilerim yanlış. 1921 anayasası diye bir anayasa biliyorum ben. Şimdi işte 80'i anlatmaya gerek yok. Orada da bir darbe söz konusu. Anayasanın ortadan kaldırılması söz konusu. Anayasa boşluğu var. Kurucu irade yine işte kurucu meclis kurulmuş. Peki sizce şimdi yeni bir anayasa yapmak için darbe yani yapmak lazım. Ne yapmamız? Açıkça yani ne yapılması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Maddelerinin değiştirilmesi mümkün olabiliyor. Hayır. Şimdi hayır, yeni ben anayasa yasal çerçeve yapılacak? İçerisinde söylüyorum. Evet, anlıyorum. Bir, darbelerle kurucu irade kurulabiliyor. İki, Türkiye'de mesela Allah korusun bir toprak kaybı olursa yeni bir anayasa yapılması veya toprak ilavesi yapılırsa, yani bir ülke gelip bize katılırsa, bu tür konularda yeni anayasa yapabilme yetkisi verilebiliyor. Yapılan yani madde yorumlarına göre söylüyorum. Evet. Siz 175. maddeyi böyle yorumluyorsunuz ama bence ben öyle düşünmüyorum. Şimdi abi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Gerçekten çok darbe teşvikçisi falan ilan etmezler inşallah bizi bu akşamdan sonra. Şimdi ya sizin anlatımlarınızdan çıkarıyorum. Yok, Sayın Başkan kusura bakmayın. Teşvikçi olalım canım. Şöyle. Yani şöyle. Ama bir dakika. Kimse öyle diyemez. Şunu söyleyeyim şu cümleyi. Kimse öyle diyemez. Çünkü bu anayasaya, anayasanın yapıldığı zamanda karşı çıkan insanlar. Eyvallah. Yok. Onun için kimsenin bir şey diyebilme hakkı yok. Yok şöyle diyelim. Yani yok sizi tenzih ederek söyleyeyim. Bu düşüncede olursak, bu düşünceyi ısrarla savunursak şöyle bir mantık çıkıyor. İşte ya bir darbe olacak, yeni bir irade ortaya çıkacak, anayasa yapacak ya da bir savaş
hali olacak. Ya toprak kaybedeceğiz ya kazanacağız. Savaş hali olmadan toprak kazanılması ya da kaybedilmesi söz konusu evet, olmadığına evet. göre. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Nasıl bir anayasa, şu kitabı nasıl değiştiremiyoruz ya? Bunun için biz ya darbe yapacağız ya savaş yapacağız ya. Şu anayasayı değiştirmek için. Bu buna yani aklım sırrım beni vermiyor. Değiştirebiliyorsun bak. Yani ilk 3 madde. Onu atarım yenisini alırım. Millet de değil miyim ben? Bunun dışındaki tüm maddeleri değiştirebiliyorsun. Yahya abi bunu evet. kaldırıp koyarım şey öbür tarafa yenisini getiririm. Millet değil miyim şimdi ben? Şimdi o ya ilk üç maddeyi şarkı. İlk üç maddeyi koyan irade darbeciler milletin temsilcisi oluyor da milletin serbest açık seçimlerle oy verdiği kişiler milletin temsilcisi olmuyorsa yani 175. maddeyi bence dar yorumluyorsunuz. Dar yorumlamamak lazım diye düşünüyorum. Bu perspektiften bakarsak Ahmet İmaya'nın son söylediklerini biliyorsunuz. Evet. Biz diyor bu anayasayı askıya alırız. Anayasa ortada kalmaz. Dolayısıyla bugünkü meclisi kurucu meclisi ilan eder. Yeni bir anayasa yaparız. Demek ki yani söyledikleri ciddidir değildir ayrı bir konu ama anayasanın varlığı bugün yeni bir anayasa yapımına engel. O sonuç çıkıyor. Ya Ahmet İmaya siyasi tartışmalar içinde böyle bir cümle kullanmış olması çok bence şeyde doğru duydum. Ha. Ama yeni bir anayasa yapılması için 175. maddenin ben dar yorumlanması 175. madde şeyini okuyalım abi şunu. Evet. Anayasanın nasıl değiştirileceğini söylüyor. Evet. Yenisinin yapılacağına ilişkin ama bir hüküm işte bu konulmamış. Burada biz aynı demin dediğim 367'ye geliyoruz. Bu anayasanın maddelerini değiştirebilen bir irade, bütün maddelerini değiştirebilen irade, tamamını da değiştirebilir. Bunun adı yeni bir anayasa olur. Varsayalım, yeni ama bir anayasa bir, demeyelim buna. Şimdi yani. Böyle bir genelleme yaparsan belki evet. öyle bir sonuç çıkarabilirsin ama anayasaya bağlı kalarak yorum yaptığın anayasaya zaman bağlı kalarak sadece yorum. Değiştirme imkanı vermiş, evet. şey imkanı vermemiş. Ama işte burada siz azı değiştirebiliyorsunuz, içini değiştirebiliyorsunuz. Bütün maddelerini bence birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci maddelerinde Türkiye'de Türkiye'nin en üst organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Millet bütün iktidarını, gücünü oradan alır. Yani o da millet eliyle bunu kullanıyor. Ama gerçi bizim anayasamız her ne kadar işte devlet kurumları eliyle kullanır derse de vallahi çok ilginç abi. 175. madde yok burada. Bulamadın mı? Burada yok. 174'ten 174'te bitmiş. Öyle mi? Evet. Şimdi bunu biraz dar yorumlamamak gerekir diye düşünüyorum Yahya Bey. Bütün maddelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi her maddeyi değiştirebiliyorsa her maddesini artık buna orada biraz hukuku zorluyoruz gibime geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli şimdi, çoğunluğu sağladığımı değiştirebilmeli. Değiştirir. Bence şu yorum yani yaptığın yorum zorluyor gibi geliyor bana. Şu açık evet. hükümler karşısında evet. o zorluyor gibi geliyor. Şu sorunun cevabı ortada kalıyor o zaman. Şimdi diyelim ki tek tek maddeleri değiştirebiliyoruz değil mi bu şeyle? Anayasanın tüm şu maddelerini değiştirilemez tüm maddelerin dışında ben eyvallah, kendi görüşümü eyvallah, öyle ifade ediyorum. Ki onu da bana göre onu da değiştirebiliriz ama tüm maddelerini değiştirirsek bu anayasayı yeni bir anayasa yapmış olmuyor muyuz o zaman? Nasıl? Şimdi bu anayasa. Ha şimdi her şeye rağmen değiştirsek anlamında mı soruyorsun? Şöyle söyleyeyim. Hayır şimdi, şunu diyor. Ben yani diyorum ki bir bakın. O maddeyi değiştirir. O bahsettiğiniz maddeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi işte şu kadar çoğunlukla yeni bir anayasa yapabilir diye efendim onu değiştirdi. Ama değiştirilemez şeklinde kurucu iradenin burada o maddeyi bahsettiğiniz evet. maddeyi 175. maddeyi yani değiştirilemez bakın. Hükmü karşısında burada, o maddeyi o anlayışla değiştirebilmesi bana göre olanaklı değil. Evet. Bakın burada iki tane formül var. Evet. Birincisi. Ha bir şey daha söyleyeyim. Eğer dediğiniz şartlarda bu anayasayı değiştirmek bu kadar kolay olabilseydi, başlangıçta sen de söyledin. Ta Özal döneminden beri anayasa, yeni bir anayasa yapımı gündemde. Şimdiye kadar çoktan yapılabilirdi.
Ama yapılamadı. Bakın hala kolay olmuyor yani. Yapılamamasının sebebi hukuki değil. Siyasi yapılamamasının sebebi. Bakın bugün mecliste geçen dönemde oluşturulan anayasa komisyonumuz ciddi şekilde ben burada AK Parti'nin özverili davrandığını düşünüyorum. Sayılarına bakmadan her partiden eşit sayıda üye alıp yani mümkün olduğu kadar geniş tabana yayılmış bir uzlaşmacı bir anayasa yapalım diye uğraşıyorlar. Hatta hatırlarsanız geçen dönemde üzerinde uzlaşılanları çıkaralım dedi hiç olmazsa iktidar, ona da hayır dediler. Yani burada tartışmalar siyasi, hukuki değil. Eğer hukuki olsaydı, doğru zeminde tartışılsaydı bugüne kadar anayasa çoktan değişirdi kanaatindeyim. Hatırlarsanız anayasa değişikliği sırasında HADEP, kapatılma tehlikesi olan HADEP bile partilerin kapatılmasıyla ilgili maddeye hayır oyu verdi ya da vermedi. Şimdi yani böyle bir siyasi anlayış içindeyiz yani. Başlangıçta şunu söyledik. Dedim ki bu anayasa değişikliği eğer yani yeni bir anayasa yapımı eğer bu yorumunu yapmaya çalıştığımız anayasa maddeleri engel değilse çoktan bu değişiklik yapılırdı. Hele hele şu AKP döneminde bu kadar inatla, bu kadar ısrarla sayılar değiştirilmesi yetmiyor. İstendiği halde şu ana kadar rahatlıkla değiştirilememiş olması ve hala formül aranıyor olması yine bilesiniz ki bu maddelerin yorumundan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle ben düşünüyorum, böyle düşünmeye de hakkım var herhalde. Ya elbette. Şimdi bir, bu anayasanın, ben de Ali Bey'e katılıyorum, bu anayasanın değiştirilememiş ya da yeni bir anayasa yapılamamış olmasının önündeki şey meclis aritmetiğidir. En önemli engel. Şu ana kadar sayıları yetmedi. Nitekim 2010 12 Eylül 2010 referandumda, çünkü çok anlamlı bir gündür, 12 Eylül ihtilalinin getirdiği anayasa 12 Eylül 2010 tarihli referandumla birçok maddesi değiştirilmiştir. Yani demek ki değiştirilebilir. Bir dakika. Bir şey yok zaten. Bitireyim. Ben diyorum ki bir, sizin yorumunuzla dahi olsa her madde 175. maddeye göre tek tek değiştirilir. Tek tek değiştirilir. Her madde. Buna bir engel var mı? Yok. İşte o ilk üç madde engel. Ya, bir dakika. Hepsini değiştirdim. Var mı diye sordum, ben de söylüyorum. Hayır. Yani değiştirilemez tek, diyor. Değiştirilemez. Teklif dahi edilemez. Ha, şimdi ilk üç maddeyi daha da istisna bırak. Diğerlerini değiştirdim tamamını. Değiştirir. O zaman yeni bir anayasa olur o zaman zaten. Olmaz. Ne olur? Bu kurallara aykırı oldu mu o anayasa her yönüyle değiştirilmiş yani olsa bizim, bile 82 bizim bundan, anayasası bizim bundan kurtulma isminden şansımız, kurtulamaz. Bir dakika, bir de bizim, şimdi Yahya Bey'in söylediği teknik hukuki aslında hukuk tekniği açısından doğru. Kurtulma yani, şansımız yok yani. Hayır, Yahya Bey şunu söylüyor. Şimdi açıklığa kavuşturalım. Ben anlıyorum. Sen de anlıyorsun. Hukukçu ben anlamıyorum. Yok hayır yok, şöyle. Şimdi ilk üç madde, hatta ilk üç madde dahil değiştirilse bile maddeleri bu anayasanın ismi 1982 anayasasıdır. Yani o anayasanın maddeler, şu anda nasıl 82 anayasası diyoruz buna, bir sürü maddesi değişmesine rağmen hukuk tekniği açısından bu maddelerinin değiştirilmesi o anayasanın ismini değiştirmiyorsun. Eyvallah. Anayasa peki, yine o anayasa ama hükümleri değişiyor. İlk üç maddeyi de teklif yani, dahi edemiyorsun. Eğer darbe anayasası ise gerekçe, şimdi evet, o gerekçe ortadan kalkmıyor. Değiştirmedim de birçok maddesini kaldırdım. Yeni madde yazdım. Ben de ama bu Yahya Bey'in tamam hukuk tekniği açısından söylediği doğru. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasayı tümden değiştirerek yeni bir anayasa yapabileceğini, o maddenin dar yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Ya o belki bir temenni anlamında yani, olabilir. Evet. Ama ben şeydeki maddelerin yani, yorumu yani sadece şimdi benim yorumum değil, birçok hukukçunun yorumu benim, da yani böyle. Gerçekten hani zoruma gidiyor yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin yani bir böyle bir şey kitap parçasıyla, kağıt parçasıyla bağlı kalması
hakikaten kabul edilebilir bir şey değil ya. Kurtulamıyoruz. Şuna bak ya, kurtulamıyoruz. Yani zaman, 13 Eylül ruhundan kurtulamıyoruz. Bizi bağlayacak. O zaman bu işin tek yolu var. Halk olarak ihtilal yapacağız. Halk ihtilali. Geçelim şimdi bu. Mesela olsa maddelerin içeriği boşaltılsa. Örnek vereyim. İkinci madde. Devletin şeklini tanımlıyor değil mi? Evet. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti bir insan devlet haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Şu saydıklarımdan hangisi kaldı ki o madde içerisinde? Ya, mesela da, boşaltıldı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, bu şekildeki yorumla hiçbir şey kalmayabilir orada bir bakış açısına göre. Elindeki kitap da havada kalmış olabilir. Çok hafiflemiş de olabilir. Şimdi geçelim şeye. Burada biz anlaşamayacağız. O değil mi? Anlaşamayabiliriz canım. Tabii. Yani sen beni buraya davet ederken orada anlaşacağız ha diye bir şey söylemedim. Zaten anlaşamamak üzere tartışmaya başladık. Elbette, orada yok, bir sıkıntı yok. Ya evet. Sizlerin o konudaki görüşlerini biliyorum elbette. Evet. Sizinki de malum. Siz de zaten yani Türkiye'de hem sizin bu yorumlarınız ve onu temsil eden büyük bir kitle var. Hem de bizim gibi düşünen bir kitle mutlaka var. Mutlaka canım. Şimdi sonuçta bir inşallah bir yol bulunur. Geçelim. Şimdi bu başkanlık sistemiyle birlikte tartışılıyor. Şimdi bu biz az önceki meclis anayasa yapar yapmaz derken yeni bir şey daha yani evet, tabir caizse yeni bir böyle pürüz daha çıktı ortaya. Başkanlık sistemi. Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili görüşleriniz sizin nedir? Yani başkanlık sistemine bir kısım kategorik olarak karşı çıkıyor. Bir kısım da kategorik olarak kabul ediyor. Yani çok açıkça adını koyarak şey yapalım. Yani burada bu başkanlık sistemi. AK Parti dışında herkes karşı. Evet. Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülüyor. Evet. Çok bence yanlış bir şekilde. Doğru. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim sizin. Şimdi demokratik bir anayasa yapılması gerekir demişti Ali Bey ilk baştan. Değil mi? Bu anayasa değiştirilmeli. Yerine yeri bir anayasa yapılmalı. Anayasa demokratik bir konuma kavuşturulmalı. Evet. Demokratik değil. Yani anayasamız. Tabii canım. Yani onda bir farklı düşüncemiz yok. Ama bu ayrı, anayasanın ayrı kamplarda da olsak 82 anayasasına hayır veren iki kişiyiz. Oyu canım, veren iki kişiyiz. Yani bütün evet, her şeyde de evet, aykırı değiliz. Değiliz. Yani. Evet. Şimdi özellikle demokratik rejim diye düşündüğümüz ülkemizdeki bu rejimi demokratik olmaktan çıkaran nedir sizce? Parlamenter sistem. Bana göre de seçim ve siyasi partiler yasasıdır. Doğru evet, mu? Doğru. Heh. Yani parlamenter peki, seçim sistemimiz ve siyasi partiler evet, yasası. Anayasadan önemli hale gelmiştir. Evet. Şimdi seçim ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesine bu parlamenter sistem mi engel? Değil. O zaman demek ki yani anayasa yenilensin anlayışı içerisinde evet, aslında her şeyi demokratik hale getirilecektir diye bir şey söz konusu değil. Şimdi başkanlık sistemi, birçok ülkede başkanlık sistemi var. Ama en iyi işleyen yer Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi o ülkeyi oldukça demokratik hale getirmiş. Evet. Bundan yadsınacak bir şey yok. Ama onun dışındaki ülkelerde başkanlık sistemi öyle Amerika'daki kadar başarılı bir sistem haline gelmemiş. Şimdi düşünün ki orada yargı erki güçlü mü? Güçlü. Evet. Bir Clinton Monica davasında üzerinde başkanlık sıfatını taşırken yargılanabildi. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı başkan olsa Türkiye'de yargı böylesine çalışabilir mi sizce? Çalışabilir. Nasıl çalışacak? Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Ben o kararı tanımıyorum, uygulamayacağım diyebiliyor. Yeni bir anayasada varsayalım ki yapılsa, o anayasanın da günün koşulları içerisinde istenildiği şekilde
gelişmeleri karşılayamaması halinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki müdahalelerine nasıl engel olunacak? Yani sanki yeni bir anayasa yapılmadan daha ziyade yeni bir anayasaya Cumhurbaşkanı da dahil herkesin nasıl uyabileceğinin sağlanması daha da önemli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yani bir daha tekrar etmek istiyorum sorumu. Başkanlık sistemini Tayyip Erdoğan'dan ayrı düşündüğünüzde bugün Tayyip Erdoğan'ın değil de bir başkasının, yani yarın öbür gün Türkiye yeni bir anayasayla tanıştığında, başkanlık sistemi de konulduğunda Tayyip Erdoğan'ın başkan olacağı diye bir şey herhalde kimse garanti edemez. Ki başta kendisi olmak üzere. Bir başkası da olabilir. O yüzden biz bunu şahıslardan bağımsız olarak düşündüğümüzde siz az önce söylediniz. Benim hani gerçekten ibretle izlediğim tartışma şu. Türkiye'de hiç kimse başkanlık sisteminin neliğini, niceliğini, niteliğini tartışmıyor. Kimin başkan olacağı üzerinden, o ihtimaller üzerinden bir tartışma yürütülüyor. O yüzden de buna kategorik olarak karşı çıkmak yerine bunu anlamaya çalışmak gerekmez mi? Yani şimdi siz dediniz, bakın başkanlık sistemini uygulayan Amerika evet. var. Gayet de başarılı. Başka ülkeler de var. Başarılı olan var, kısmen başarısız olan var. Aynı şekilde parlamenter sistemi Güney Amerika bizde, ülkeleri evet, başarılı değil örneğin. Bizim Güney mesela Amerika değil ama tabii evet. tersinden de tersinden de işte tersi yarı de başkanlık var. Fransa. Tersi de var değil mi abi? Tabii, parlamenter sistemi. Çok başarılı olanlar da var. Hayır yani şimdi bu Hayır. başarılı dediğimiz, bakın bir Amerika'yı sayıyoruz, bir Fransa'yı sayabiliyoruz. Fransa, çok değil yani. Evet, belki 30 küsür tane 30, galiba başkanlık sistemi. Ama şimdi Amerika var. Amerika örneği zirvede olunca diğerlerinin çok şey olmuyor. Şimdi Yahya Bey şu var, dikkat ederseniz. Siz de uzun yıllar siyaset yaptınız. Siyasette karar mercilerinde de bulundunuz. Türkiye'nin şöyle geçmişte siyasi tablosuna baktığımızda siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda Türkiye'nin kalkındığı, atılım yaptığı yıllar hep tek başına iktidarların, koalisyon olmayan iktidarların zamanlarıydı. Eksik yanlış, beğenelim beğenmeyelim. Bu dönemlerde Türkiye ciddi kararlar alıp mesafeler almıştır. Nitekim işte son AK Parti'nin iktidarında da dikkat ederseniz oy veren insanlar da sürekli istikrar istiyorlar. Ve AK Parti de aslında bunu biliyor ve bunu kullanıyor. İstikrarsızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi demin dedin ki, bu siyasi partiler kanunuyla seçim kanunu gerçekten çok önemli. Anayasa mı buna engel diyorsunuz? Evet, anayasa belki yasalar açısından teknik olarak engel değil ama ruhu bakımından engel olduğunu düşünüyorum. Niye engel oluyor? Çünkü bu anayasa efendim işte biraz oy alan bir partinin iktidar ortağı olma, iktidar gücünü kenarından da olsa yakalayabilmeye imkan veriyor. İmkan verince de siyasi partiler ne yapıyor? Siyasi partilerin genel merkezine oturan bir grup, yani argo bir kelime kullanmak istemiyorum ama maalesef işte bir grup diyeyim. Orada delege sistemiyle hiç anlaşılmıyor. Evet, hiç anlaşılmıyor. Evet. Siz de bunu yapın. Bir delege sistemiyle siyasi partiyi kendi elinde adeta bir padişahlık gibi yönetiyor ve bu siyasi partileri bir diktatör, bir padişah gibi yönetenler kalkıyor Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan diktatör diyor. Yani şimdi burada sıkıntı şu. O halde bunların bu siyasi partilerini de bu şekilde kullanabilmelerini önleyecek bir yeni bir anayasa, yeni bir düzen, yeni bir siyasi partiler kanunu. Hatta bu siyasi, bakın bir şey daha söyleyeyim, şu bir gerçek. Türkiye'de iktidar partilerinin il başkanları validen daha yetkili. Böyle bir rezil sistem olabilir mi? İşte parlamenter sistemimiz bunu getiriyor. Vali yapacağı bütün işleri iktidar partisinin il başkanına soruyor. Bu bir realite yani. Bunu söylemekte yani de bir şey yok. Bu dönem için belki. Her dönem söyleyeyim. CHP zamanında da böyleydi. Her dönemde böyle olmadı. Ya Yahya Bey, gözünü seveyim. Moğultay MHP'ler almayıp da CHP'ler MHP'leri mi alacağım dedi yani. Bu dönemi atlamak için geçmişte böyleydi demenin geçmişte, bir faydası yok. Hayır. Adalet Partisi'nin zamanında da, CHP zamanında da hangi parti olursa olsun. Yok, yani belki o tek parti dönemleri mi? Falan o ayrı bir konu. Bak ona demiyorum ben. Şimdi evet. Burada bence seçim kanunlarıyla siyasi partiler yasasının
seçim yasaları ile siyasi partiler yasasının değişmemesi konusunda meclisteki bütün partilerin genel başkanları ve genel yönetim kurulu üyeleri anlaşma halindedirler. Tabii bu yasalardan memnunlar. Ortak olarak alabildikleri tek karar budur. Bu yasaların değişmemesi konusunda gizli bir ittifak içindedirler. Çünkü o yasalar sayesinde genel başkanlıklarını ve oradaki pozisyonlarını muhafaza ediyorlardır. Dolayısıyla bizim anayasa yapmamızdan daha zor, siz o konuda haklısınız, bir işimiz varsa o da bu seçim yasalarını ve siyasi partiler yasasını değiştirmektir. Burada bu da başkanlık sistemiyle mümkün. Samimiyet çok önemli bir şeydir Ali abi. Samimiyet birçok açığı kapatır. Eğer bugün yeni anayasa talep eden, başta AK Parti olmak üzere partiler samimi bir şekilde çıkıp halkın karşısına, AK Parti'nin ki bugün buna gücü yetiyor. Ben öncelikle şu anda gücüm yettiği için seçim kanunlarındaki şu adaletsizliği düzeltiyorum. Siyasi partiler yasasındaki şu antidemokratik maddeleri de kaldırıyorum ya da şöyle değiştiriyorum diyebilse, bu bir adım atabilse, anayasanın da değiştirme diyebiliriz, yeni anayasa diyebiliriz, diğer maddelerini değiştirmek de belki daha kolay olacak. Ya diyelim. Şakir, bu senin dediğin yani biraz evet ütopik bir şey. Bence hiç böyle bir radikal bir şey söylüyorum. Hiç şey değil. Bakın, başkanlık sistemi olduğunda bu siyasi partiler kendiliğinden, eyvallah, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu kendiliğinden bir düzene girecek. Basit bir şey söylüyorum. %51 ya, oy almayı kendiliğinden bak, düzene girmesini beklemeyip de biz yapsak olmuyor mu? Hayır, olmuyor, yapmıyorsun. %51 oy almak zorundasın. Bugün 4 tane parti var değil mi mecliste? İzin verir misin? Siyasi partiler yasasını değiştirmek için böyle bir çoğunluğa gerek yok. Ya değişecek. Niye? 4 tane parti. 4 parti mecliste veya Türkiye'de bulunmasının, mevcudiyetinin sebebi iktidar olmak. İktidar olmak için ne yapacak bunlar? %51 oy alacaklar. Değil mi? Şart bu başkanlık sisteminde. Tek başına. Başkanlık sisteminde diyor. Başkanlık sisteminde diyor. Başkanlık sisteminde. Hmm. Şimdi %51 oy almak zorunda olan partiler şimdiki gibi efendim 4 tane delege, 5 tane il başkanıyla efendim partiyi ele geçireyim, %10'la buralarda işte kendime bir mekan tutayım, böyle bir anlayışla Türkiye'de siyasetini devam ettirebilirler mi? Şimdi ettiremezler. Şöyle, bunun en güzel örneği, bir cümle şey edeyim bitireceğim. Bunun en güzel örneği geçen yerel seçimlerde Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş'ı aday göstermeleridir. Mansur Yavaş'ı niye aday gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da? Akıllı ve doğru bir şeydi. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama başkanlık sistemine adım atma açısından demek ki eğer %51 oya talip olacaksan çalışacaksın. Şimdiki gibi delegeyle bilmem şunla bununla oynamayacaksın. Türkiye'nin bütününe hitap edeceksin. Doğru insanlarla ortaya çıkacaksın ve %51 oy alacaksın. %10'la bu ülkeyi yönetmezsen siyasi partiler ve seçim yasasında yapılacak değişikliklerle bak yapılacak. Bu halde değiştirmez hiçbiri. Hayır, değişikliklerle tabii ki delegasyon sistemini ortadan kaldırır da kayıtlı bütün üyelerin katılarak seçilmesini sağlarsak milletvekillerinin, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, o dediğin noktaya zaten demokratik noktaya gelinmiş oluyor. Ben de benim dediğimle geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi sen yok. Ali abi şey alışkınsın. Tepeden inme. Hayır, doğrudan. Ben yani, pratik. Biraz o yönü var değil mi? Yani öyle bir yön var tabii. Şeyde Yahya Bey de biraz tabandan evet, yukarıya. Evet, tabandan. Doğru. Yani burada bir haksızlık oldu şimdi. Yok, yani niye? Yahya Bey halktan. Seninle yan yana olunca iyi de benden olunca mı kötü? Şimdi biz hakkı teslim edelim moderatör olarak. Şimdi yani böyle bir sen pratik, moderatör sensin. Pratik deyince gerçekten hani pratikliğin de bazen böyle tepeden şey konusuna gelince bak. Başkanlık sistemi konusuna gelince muhalefetin de orada hatası var. Nedir hata? Evet. Ya eğer hele şükür bir muhalefetin hatasını söyleyen bir şeyimiz geldi. MHP'nin hatasını söyleyeceğim. Hayır, ben sizler beni bildiğiniz kadarıyla ben öyle her şeye evet diyen kimselerden değilim. Tabii, yok. Şaka ediyor. Yanlış bulduğumu söyle. Evet. Şimdi yapılması gereken neydi? Başkanlık sistemi mi tartışılıyor iktidar partisince? Yeni bir anayasa yapımı mı tartışılıyor? O zaman muhalefet de
yeni bir anayasa ve başkanlık sistemi ne götürür ne getiriri tartışmaya çoktan açmalıydı. Evet. Yanlışı burada. Evet. Aynen. Şimdi bakın benim ilginç bulduğum bir konu da şudur. Ne AK Parti ne de muhalefet partileri başkanlık sisteminin kendisini tartıştırmıyor. Ben buna üzülüyorum. Yani başkanlık sistemi nedir? Ortaya koyalım. Yani bunu taraftarları propagandasını yapsın. Evet, evet. Muhalif olanlar da karşı çıksın. Şu nedenlerle elbette karşıyız canım, desin. Kamuoyunda tartışılsın. Doğru. Hayır, buna engel olunuyor. Yani sanki Tayyip Erdoğan tek başına bunu bloke etmiş gibi görünüyor. Bu yani gerçekten haksızlık da oluyor. Yani Tayyip Erdoğan da haksızlık, onun etrafına da haksızlık. Yani bunlar muhalefet çıkıyor ortaya. Yahya Bey'in dediği gibi bir şeyle ucuz çıkacak. Muhalefet yapıyor. Ucuz muhalefet. Seni başkan yaptırmayacağız. Yani seni yaptırmayacağız, öbürünü yaptıracağız. O zaman bu çıksın. Yani hayır, ben ya o da illa olacağım demesin kardeşim. Yahya Bey bakın zaten şunu diyorum. Başkanlık sistemi öyle gelmeden de değil mi? Olacağım hiçbir, dedim mi ya? Hiçbir makama milletvekilliği dahil, cumhurbaşkanlığı dahil, belediye başkanları, meclis üyeleri hiçbiri, belediye meclis üyeleri iki dönemden fazla görev yapmamalı. Bu bir müddet sonra etrafında bir güç yığılmasına, güç zehirlenmesine ya sebep oluyor. Ve şey bu istikrar bir müddet doğru sonra dönüyor. Bakın AK Parti'nin ilk 4-5 yıldaki yaptığı icraatlarına bakın. Son yıllardaki icraatlarına bakın. Artık hantallaşmış, gidemeyen, ağır yükleri üzerine almış, bir sürü olumsuzlukları üzerine almış, gidemeyen bir parti konumuna düştü. Yine buna rağmen iyi gidiyor. Burada mesele aslında başkanlık sisteminin... İyi gidiyor derken... Yani iyi gidiyor. %49 oy alıyorlar. Ha, gidiyor, yani gidiyorun yiğidi öldür bakın. Hayır, yiğidi öldür hakkını ver. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen, iktidarın yıpranmışlığına rağmen muhalefet burada sınıfta kalıyor ve iktidarın bu bütün yıpranmışlıklarının sonunda %49 oy alıyorsa şimdi, Türkiye'de bir şeyler... Son sözlerini evet, söylesin. Şimdi aslında o dediğin noktaları tartışmaya girersek sanıyorum ki şu bize ayrılan zaman yetmez. Sabaha evet, kadar bile tartışsak yetmez. Ama Sayın Cumhurbaşkanı başkanlık sisteminin olması konusunda ısrarcı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı mevcut yetkilerle yetinmiyor. Tek adam olarak bütün yetkiler elinde toplansın şunu istiyor. Mesele bu. Katılmıyorum. Şunu yani sorsam evet, bir dakika. Evet. Ya abi şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkiler zaten başkanlık yetkilerini fazlasıyla kullanmıyor mu? Yani şimdi haksızlık oluyor. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla ben önceki dönem anayasa değişikliği tartışılırken bir önceki dönem AK Parti iktidarında ben dedim ki arkadaşlar ben bu anayasanın AK Parti tarafından değiştirileceğine inanmıyorum dedim. Niye dediler? Niye inanmıyorsun? Adam yani çalışıyor. Ben dedim açtım anayasayı okudum. Ben iktidar olsam yani bu anayasayı değiştirmem. Çünkü niye? Bu anayasa Kenan Evren ilelebet iktidarda kalacakmış gibi kendine padişahlık yetkileri tanıyan ve bütün kurum kuruluşlarıyla oluşturduğu bir anayasa. Şu anda da devletçi bir anayasa. Evet. Şu anda da iktidar Cumhurbaşkanı ondan, Başbakan ondan, Meclis ondan. Yani bütün kurum kuruluşlar, üst kurullar onda. Niye değiştirsin? Niye paylaşsın ya adam? Yani bu bütün politik çıkarları kullanıyor. Bütün güçleri kullanıyor. Bütün yetkiler elinde evet değil. Şimdi şu anda işte şu anda eğer bunu değiştirmek istiyorsa, samimi ise buna inanıp buna yardımcı olmak lazım. Yani bu sistemi şimdi demin bakın seyircilerimiz yanlış anlar diye tekrar düzeltmek istiyorum. Yani sizin girişinizden yani Türkiye'nin daha acil sorunları var şu anda bunu mu konuşmak lazım falan deyince hani bu değişmesin kalsın gibi anlaşılır. Hayır hayır yani, onu düzelttik. Evet. Yani yanlış anlaşılır dediğin için düzelttik. Evet. Yalnız şunu söyledim. Türkiye'nin şu anda içeride dışarıda birçok acil sorunları varken sanki anayasayı değiştirmek acil sorunmuş gibi bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Ben evet buna karşı olduğumu söyleyeyim. İkinci bölümde devam edelim inşallah. Olur. İnşallah.
Tekrar merhaba sayın seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ali Bey şunu sormak istiyorum size. Bu konuştuğumuz elbette teorik kısmını tartıştık, konuştuk. Çok da konuşuluyor zaten ama bunun pratik şeyi var mı? Yani şansı var mı? Yani yeni bir anayasa bu meclis aritmetiğinde mümkün mü? Başkanlık sistemi olabilir mi? Siz ne öngörüyorsunuz? Aynı soruyu sizden sonra da Yahya Bey'e yöneltmek istiyorum. Bence burada tabii şu aritmetik ile mümkün değil ama ben mecliste şu terk edilmeli artık. Bütün dört partinin de katılımı, eşit katılımıyla yeni bir anayasa yapma çabalarını terk etmeli. Çoğunluğu sağlayacak bir veya iki partinin artık anayasayı yapıp milletin onayına gitmesini düşünüyorum. Yani 330'u bulup referanduma. 330'u da değil. 367'yi bile bulsalar yine elbette, de tabii. Referanduma giderek milletin oyuna sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu 4 yıldır, 5 yıldır ciddi şekilde bir zaman kaybedildi. Hiçbir zaman Türkiye'deki insanların %100'ünü veya %98'ini memnun edemezsiniz. Ya darbeci olursunuz, zarfların şeffaf yapar, oyları efendim görünür hale getirirseniz %9, %98 evet oyu alırsınız. 92. 92 miydi? Hı hı. 92 evet oyu alırsınız ama meclis bence o kompleksten kurtulmalı. Anayasa yapma sayısına ulaşırsa hangi partiyle? CHP ile AK Parti, MHP ile AK Parti, HDP ile AK Parti veya 3 parti, 2 parti hangisiyle bu sayıyı bulabiliyorsa yeni bir anayasa yapıp millete gitmeli. Bu pratiktir. Önünde hiçbir engel de yoktur bence. Yahya Bey'e geçmeden size bir soru daha buna bağlı olarak sormak istiyorum. Şimdi bu aritmetikte mümkün olmazsa yeni bir seçime gitme senaryoları konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Yeni bir seçime ama yeni seçime giderken de belki biraz da vatandaşı tatmin etme açısından Yahya Bey'in o biraz önce söylediği kurucu iradenin de birazcık meclise yansıması veya o ruhla hareket edilmesi için seçimin ana gündemi yeni anayasa olmalı. Ve yeni anayasa taslaklarını da bence hazırlamalı seçim öncesi. Biz iktidara gelirsek, eğer anayasayı değiştirecek güce erişirsek, yeni anayasa budur diye millete de bunu deklare etmeli ve bu şekilde bir erken seçime gitmeli, gidebilmeli. Sizin hissettiğiniz doğru yani bir şeydir. Hava var mı? Böyle bir hava var mı? Ya AK Parti'nin şu ana kadar uyguladığı sistem hiçbir erken seçim yapmadı dikkat ederseniz. Yani erken seçime sıcak bakmıyor. Diyor ki bana milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırım. Aslında doğru ve güzel bir şey. Ancak bence bu şu anda Türkiye'de konjüktür değişmiş ve Türkiye'nin biraz önce Yahya Bey'in dediği önünde ciddi sorunlar var. Yahya Bey bu sorunları başka sebeplere bağlıyor ama ben bu sorunların en azından yarısının anayasadan kaynaklandığını düşünüyorum. Yeni bir anayasanın bu sorunların büyük bir kısmını ortadan kaldıracağını özellikle mesela terör. Mesela terör, Kürt meselesini, yani Kürtlerin bu anayasadaki tanımdan rahatsızlar. Bu insanların anayasadaki onların arzularını da karşılayacak şekilde yeni bir anayasada tanımlama getirilmelidir. Yani onların tek istediği tanımlamanın yenilenmesi mi? Tanımlama değil ama şunu mesela örnek olarak söylüyorum. Diyor ki işte devletin dili, demin dedik ya anayasanın da dili bozuk. Devletin dili Türkçedir. Devletin dili olmaz. Nasıl dini olmadığı gibi. Devletin resmi dili Türkçedir. Ama bunun dışında efendim işte belli oranda veya belli şeyde kullanılan yerel dillerde efendim kullanılabilir gibi bir cümle eklenebilir. Misal olarak söylüyorum. Türkiye'de bu insanlar diyorlar ki 1920 Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı ki ben de katılıyorum bu söylediklerine. Bu millet hep birlikte her unsurlarıyla bütün etnik yapılarına bakmadan şehit düştüler. Çanakkale'de, Yemen'de işte say sayabildiğin yerlerde vatan evlatları gitti. Bunların Kürt mü, Türk mü, Laz mı, Çerkez mi bilmem ne mi kimse bunları sormuyordu. Buna hiçbir itiraz yok. Kimsenin itirazı yok. O halde bunlar
bu kurucu anayasa içerisinde kendilerini bulamadılar. Yoklar, yok sayıldılar. Bunlar var sayılmalı. Bu insanlar da bu açıdan tatmin edilmeli diye düşünüyorum. Ama evet, yani, Ali Bey, şimdi mesela şimdi size söz bu PKK'nın veya Kürtlerin hakkını savunduğunu ileri süren bir kısım, teröre de zemin hazırlayan bir kısım insanların ellerindeki o meşruiyet kozlarını da alacaktır diye düşünüyorum. İstikrarlı bir istikrarlı yönetim olması ciddi şekilde ekonomik açıdan bir güç getirecektir. Bakın şimdi bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Biz hatırlarsanız IMF'in direktörleri geldiğinde Ankara'da devlet başkanı gibi karşılanıyordu. Ve onların getireceği 300-500 milyon liraya hepimiz muhtaçtık. Herkes muhtaçtı. Bugün Türkiye IMF'in bu kıskacından kurtulmuşsa istikrarlı bir yönetim olduğu için bunu AK Parti yapmıştır. Ben inanıyorum ki tek başına CHP olsaydı da aynı şeyi yapardı. Yani bu bunun tek sebebi elbette ki hizmet ehli, hizmet aşkı, ama tek başına güçlü bir iktidarın da çok büyük etkisi var. O sebeple başkanlık işte, sistemi bu sorunların yarısını çözer diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almış olduk. Evet. Bir de Yahya Bey'e bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni anayasa bu seçim aritmetiğinde bu konjüktürde mümkün mü? Başkanlık sistemi mümkün mü? Değilse, mümkün olmadığını görürse AK Parti ülkeyi yeni bir seçime götürür mü? Bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Şimdi bir kere güçlü tek başına iktidar olmanın getirdiği anlayışla rahatlıkla işte dış ülkelere karşı dik durabiliyoruz şeklindeydi, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Her açıdan. Ama hem o da var, ekonomik şeyler de var. Yerlerinde olduğunu tabii yine yakın zamanda gördük. Şimdi biz bu değerlendirmeleri yaparken, yani Kürt sorunu önemli bir... Evet, doğru. İşte şu önemli, doğru. Bunu sadece kendi içimizden bakarak, yani ülke içinden bakarak söylüyoruz. Ama bir de Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var. Evet. Bu projenin içeriğinde ne var? Orta Doğu'daki devletlerin bölünmesi, küçük devletler haline getirilmesi söz konusu. Neden? Çünkü emperyalizm böl parçala yönet, evet, anlayışıyla hepimizin bunu, bildiği bunu istiyor gibi küçük devletlerle kendi egemenliklerini kurmak isteyecek. Dolayısıyla bu mücadele içerisinde olanlar salt o biraz evvel söylediğin konulara razı mı olurlar, yoksa emperyalizmin yönlendirmesi doğrusunda toprak mı isterler? Bence bu konu son derece önemli, ama şu aşamada zaman zaman bu konuşulmuyor. Ama zamanı gelince de konuşuluyor. Onun için çok dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Şey konusuna gelince, seçim olur mu, olmaz mı konusuna gelince, seçim olabilir. Nasıl olabilir? Veya seçim blöf olarak kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir? Eğer o anayasa, yeni anayasa gündeme gelecekse, meclisteki sayı da düşünülüyorsa, 14 eksikliğin tamamlanması için o yola başvurulabilir. Veya işte bu yeni milletvekillerine, tabii kimseyi kastederek söylemiyorum, belki yeni milletvekilleri için, bak kısa süre sonra seçim olur, onun için görün, gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var. 7 Haziran'da katkı sağlayın olabilir mi? Evet. Bilmiyoruz, şimdi her şeyi düşünmek gerekiyor, ama seçim olayı da olasılıklar arasında diye düşünmek gerekir, evet, diyorum ben. Evet. Şey konusuna gelince, uzlaşı çok önemli. Kesin katılıyorum. Uzlaşı parlamentoda önemli, uzlaşı Türkiye'de çok önemli. Mesela şimdi uslup konusu tartışılıyor, değil mi? Siyasetteki uslup. Evet, iktidarıyla muhalefetiyle uslup konusunda bir çeki düzen olması gerekir. Şimdi bunun için meclisteki siyasi partilere mensup milletvekilleri, yani o sıralarda da görev yapmış bir insan ve yanlışlara da gücü ölçüsünde karşı çıkmış bir insan olarak söylüyorum.
acaba yanlışlara, her parti kendi içindeki yanlışlara karşı çıkabilse, dik durabilse, bu Türkiye'de birlik beraberliğin sağlanmasını, ardından da Türkiye'de yeni bir seçim sisteminin anlayışının getirilmesini sağlayabilir mi? Bana göre sağlar. Yeter ki dik durulabilsin. Kendi partisinde yanlışlara karşı durabilir mi? Bu seçim ve partiler yasası ve delegasyon şeyi içerisinde. Şöyle durabilir. Yani eğer bugünkü sistem çerçevesi içinde düşünülür. Ya gidersem bir daha gelemem, karşı çıkarsam bir daha gelemem. Anlayışı içinde düşünülürse olmaz. Olmaz tabii. Her milletvekili, her partiye mensup milletvekili bundan şey olarak söyleyiver. Azade düşünmeli. Evet, öyle düşünmek durumunda. Evet. Çünkü ya bu öyle veya böyle ila nihayet sürecek bir görev değil. Bir süre sonra bitecek ama orada yaptıklarınla toplumun içine döndükleri zaman milletvekili sıfatını taşırken gördüğü itibarın daha fazlasını o sıfatı bıraktıklarında görecekler. Ama Türkiye'de siyaset değişimi konusunda önemli bir adım attırmış olacaklar. Şimdi süremiz azaldı. Ben de bu konuda birkaç cümle sarf edeyim müsaadenizle. Buyurun. Şimdi ben yeni bir anayasa yapılmasını şu günkü meclis aritmetiğinde ve bu Türkiye'nin içinde az önce Yahya Bey'in temas ettiği, sizin de hak verdiğiniz bu ortamda biraz zor görüyorum. Partilerin birbirleriyle kesin kes anlaşmama gibi bir şey var ve gittikçe bu keskinleşiyor, birbirlerine olan husumetleri, birbirlerine olan yaklaşımları ve bu bize bir yakın gelecekte yeni bir anayasa için hiç de ümit vaat etmiyor bana göre. Peki bu böyledir diye AK Parti kalkıp seçime götürür mü ülkeyi? Bana göre AK Parti, az önce sizin de söylediğiniz çok önemli bir tespit var, gün dile getirdiniz. Şimdiye kadar hiçbir zaman erken seçimi kullanmadı. Yani erken seçim denilen zaten seçime çok yakın. Kullanmadı derken telaffuz etmedi anlamında mı diyorsun? Yok, çünkü yapmadı yani, da elinde imkanlar varken yapabilecekken yapmadı. Gitmedi. Yani gitmedi. Süresini doldurmayı tercih etti ama. Yok işte 7 Haziran sonrası yaptı. Yok hayır. Bu olağanüstü. Bu anayasadan kaynaklanan zorunlu bir seçim. Olağanüstü bir. Yine anayasayla ilgili ama konuşmayız. Evet. Olağanüstü bir olağanüstü bir durum vardı. Erken seçim değil yani. Evet. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi seçimde kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği de çok belli olmayabilir. Seçimler her zaman sürprizlere gebedir. Siz halka seçimin gerekçesini tam anlatmadan seçim sandığını halkın önüne koyarsanız bu bir risk taşır. Yani ben sana 4 yıl yetki vermişken ne ikide bir beni rahatsız ediyorsun, git görevini yap diyebilir. Tepki de olabilir, halk, doğru. Ters bir tepki de olabilir. O riski göze alamayabilir. Bir de şu var. AK Parti yeni anayasa vaadiyle kazandığı ikinci seçimdir. Bu bir üçüncü seçimi kazanmak da isteyebilir. Yani yeni anayasayı işte ben yapacaktım, razı olmadılar. Görüyorsunuz. Olaylar çoğaldıkça şansım artıyor diyebilir. Dolayısıyla ben yakın bir gelecekte ne yeni bir anayasanın yapılabileceğini yana ne de yeni bir seçimin yapılabileceğini öngörmüyorum. Kendi adıma yani, bu da benim görüşüm. Bunu geçelim ve şimdi yargı meselesine gelelim. Yahya Bey'den başlayalım. Şimdi aramızda en tecrübeli hukukçu abimiz Baro Başkanlığı da Ali yaptı. Ali Bey'in tecrübesini yazmak mümkün değil. Misafirimizdir, hem de önceki dönem Baro Başkanlarımızdandır. Şöyle bir soru sorsak. Yani yargının şu halinden memnun musunuz? Ya da yargının en önemli sorunu nedir? Diye bir başlasak, yani bir giriş yapsak. Evet. Yargının en önemli sorunu, hemen ilk başta söyleyeyim, bağımsızlığının giderek ortadan kalkmış olmasıdır. Şimdi 1961 Anayasası, biliyorsunuz, Yüksek Hakim ve Savcılar Kurulu'nu düzenlerken ne Adalet Bakanlığı'nın ne de başka bakanların onlara karışmaması şeklinde düzenlenmişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkanını da kendi aralarından seçiyorlardı. Yani o bugünküne göre çok daha iyi bir sistemdi. Yanlışlar olmadı mı? Oldu. Ne oldu? Örneğin o dönemin başkanı hep kendi hemşehrilerini kayırmanın gayreti içinde oldu. Örnek söylüyorum.
Ha, ama bugün fevkalade yanlış noktalara doğru gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Diyelim ki şu Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı neydi? Can Dündar ve öbürü de Erdem Gül. Şimdi bir haberi yayınlamışlar. Üzerinden zaman geçmiş. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bunun hesabını soracağım. Sonrasında savcılar faaliyete geçiyorlar. Adamlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra da Anayasa Mahkemesi'nce bir yol bulunuyor. Hak ihlalidir diye ve tahliye edilmelerini sağlıyor 92 gün sonra. Şimdi yargı böyle mi olmalı? Yani savcılar Sayın Cumhurbaşkanı veya Sayın Başbakan veya diğer yetkili Adalet Bakanı böylesine uyarılar yaparak mı yargıyı faaliyete geçirmeli? Ya da yargı şöyle mi olmalı? Anayasa Mahkemesi'nin önünde onlarca yüzlerce dosya dururken o dosyayı öncelikle yani güncel ve politik bir mesele olması ve dünyanın gözünün burada olması dikkate alınarak onlara özel bir imtiyaz mı sağlamalı? Sorulamaz mı bu soru? Yani burada böyle bir arıza da görmüyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin orada verdiği karar Can Dündar ve Erdem Gül için orada anayasanın önünde bekleyen binlerce adalet bekleyenden çok daha önemli mi? Vatandaşlar arasında, şöyle, eşitler arasında birincilik diye bir şey var mı? Şimdi tutuklama olayı biliyorsun. Acil görülmesi gereken konulardan. Aynı şekilde tutuklanan, siz de ceza davası görüyorsunuz, Ali Bey de giriyor. Aynı şekilde tutuklu kalan başkaları da yüzlerce var. İnsan ama var. Ve anayasa mahkemesi müracaat edilmiş de var. Heh. Ve sıra da bekliyor. Ya, ama ya onlar, neyse. Yani bu onları sıraya, evet. Yani anayasa mahkemesinin de aslında çok... Bence esasına da girişmiştir. O da ayrı bir olay. Yani. O da o uygulamanın yanlışlığı. Onu söylemeyeceğim. Olabilir. Uygulamanın yanlışlığı ama bu onların verdiği bu hak ihlalidir kararının gerekçesini ortadan kaldıramaz. Belki tartışılabilir. Hani işin esasına girmiş. Evet, bence esasına girdiler. Bu doğru değil diye düşünüyorum. Yani, ama evet. Öncelikle o tutuklama kararının doğru olmadığını burada hepimiz biliyoruz. Birinci sorunu bağımsızlık dediniz yargının. Evet, evet. Peki Yahya Bey, bu soruyu da sorayım Ali Bey, size evet. de döneceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra yargı hiç bağımsız olabildi mi? Mesela 1950 yılına kadar İstiklal Mahkemeleri var ve Türkiye'de tek parti dönemi var. İstiklal Mahkemelerinin yargılamasını biliyoruz. 3 Ali'den oluşan, hiçbirisi de hukukçu olmayan şeyler. Ve 28 ay önce yazdığı bir risaleden dolayı asılan İskilipli Atıf Hocalar falan. Bu İstiklal Mahkemesi olağanüstü şartlarda zaten ona da yargı denemez diyebiliriz. Peki ondan sonra geldik 60 ihtilaline. 60 ihtilalinden sonraki o yasada mahkemeleri vesaire tamam falan. Canım, peki mahkemeleri geldik ondan sonra 71 muhtırasına falan. O dönemde yine 12 Mart mahkemeleri. Peki geldik 80 ihtilaline. Yani ondan sonra geldik işte bir kısmının işte cemaat yargısı, şimdinin AK Parti Ergenekon yargısı vesaire. Balyoz. Şimdi yani şu Cumhuriyet tarihi boyunca yargının bağımsız olduğu tek bir gün var mıdır da? Yani siz hangi dönemi yani anlatacaksınız? Yani yargı bağımsız olmalıdır derken bir ideali kastediyor olabilirsiniz. Ama bir realiteden bahsedemeyiz herhalde. Şimdi belki %100 denilemeyebilir ama bugünlerle hiç kıyaslanmayacak ölçüde yargı bağımsızlığından bahsedebilmek olanaklıydı. Mesela hangi dönem için söyleyebiliriz bunu? Ya bunu yani bu yakın zamana kadarki dönemler için söylemek mümkün. Öyle savcıya, öyle hakime çok fazla yürütme müdahil olmazdı. Bir örnek vereyim. İSKİ davası görüldü değil mi İstanbul'da? Evet, Cumhuriyet Göknel. Halk Partili belediye başkanıydı. Ergün Göknel'in yargısı. Evet. Dönemin Adalet Bakanı kimdi? Moğultay'dı. Mehmet Moğultay'dı. Yani Moğultay hiç ya bu bizdendir falan filan diye
soruşturmanın kapatılması konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Tersine zaman zaman öyle kurbanlar seçilir. Mahkemenin yani açılması için de elinden gelen gayreti gösterdi. Bunun gibi başka örnekler de gösterilebilir. Ama yani şimdi Moğol Tay'ın meşhur hemşerimdir benim, o sözünü de biliyorsun. Yapmışsa yanlıştır tabii. Ben buraya CHP'leri değil de MHP'leri mi alsaydım dedi. Ya yanlışları vardır. Yani, ben evet. Ergün Göknel'in evet. bir sanık olarak tabii. yargılanması evet. konusunda evet. onun suçunu ortadan kaldırma gibi bir gayretin içine girmedi. Şimdi, o anlamda şimdi söylüyorum. Şimdi süre baskısındayız. Biraz da Ali Bey'i evet. dinleyelim. Maalesef evet. bu bölümü biraz ekonomik kullanamadık. Yargının sorunlarını daha... Evet. İlk konuşmamız lazımdı biraz daha derin ama buyur Ali Bey. Ya bence Yahya Bey'in şu tespiti doğru tabii, yargı bağımsız değil ama şu doğru değil, bu dönemdeki kadar hiç olmadı doğru değil. İşte ben tabii yani şimdi açık söylemek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve daha önceki iktidarlar döneminde Adalet Bakanlığı, HSYK ve hakimlerin işte Seyfi Oktay'ın bakanlığı döneminde nasıl şey olduğunu biliyoruz. Bir dönem cemaatin nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi AK Parti'nin nasıl şey olduğunu, etkili olduğunu biliyoruz. Bu doğru değil. Bakın size bir şey söyleyeyim. Aslında ben birçok hukukçu ve vatandaşın aksine bu Türkiye'deki biraz önce saydığınız o işte meşhur yargılamaların çok doğru ve hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ya Ergenekon yargılamaları, bu cemaat yargılamaları, Can Dündar yargılamaları, şunlar bunlar iyi oluyor. Niye iyi oluyor? Şimdi üçümüz de avukatız. Yıllardır da bu işi yapıyoruz. Allah aşkına adliye koridorlarında zavallı, kimsesiz, sahipsiz, adalet arayan insanların sesini duyan var mıydı hiç? Yoktu. Siz belki hatırlarsınız, bir arkadaşımın bana söylediği bir şey söyleyeyim. 12 Eylül ihtilalinde Malatya'da gözaltına alınınca abi diyor günlerce işkence gördük diyor. Ya kimseye sesimizi duyuramıyoruz diyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Baktık ki olmuyor diyor. Bir tane Malatya'da böyle hali vakti işte her açıdan mevki makam sahibi bir tane abimiz var. Onun ismini verdik işte, ya biz o emirleri ondan alıyorduk dedik. Ondan sonra abi diyor onu da gözaltına aldılar ve diyor ondan sonra emniyette baskı başladı, şeylere gitmeye, mahkemelere gitmeye başladılar, yemek gelmeye başladı bize. Yani orada o maalesef bu Türkiye'nin geri kalmış ülkelerin kültürünün yattığı bir şey. Ben de bu şuna üzülüyorum. Yani o adliye koridorlarında sesini duyuramayan bu zavallı insanlar, yıllarca tutuklu kalıp da kimsenin haberi olmadığı insanlar, Can Dündar tutuklu kalınca bu milletin aklına geliyor. Efendim generaller tutuklu kalınca bu milletin aklına geliyor. Yazık, günah değil mi yani? Şimdi bu aslında çok ciddi dile getirilmeyen bir sorun. Şimdi bu şuraya geleyim. Bu HSYK, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu bence öncelikle birbirinden ayrılmalı. Çözüm olarak söylüyorum. Hakimler kurulu ayrı, savcılar kurulu ayrı. Hatırladım. Ve artık bunun hakimlere ve savcılara seçtirilmesi de ayrılmalı. Çünkü ciddi şekilde politize oluyorlar. Ve başlıyorlar seçilmek için tıpkı siyasi partiler gibi propaganda ve yandaş aramaya. Yok şu grup, bu grup filan diye, dikkat ederseniz bu yargın içinde çok tehlike arz ediyor. Bu kurulların ciddi şekilde kendi bütçeleri olmalı. Adli polis teşkilatı kurulmalı. Ve bunlar bir kısmı işte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, bir kısmı başbakan, cumhurbaşkanı veya eğer başkanlık sistemi olursa başkan tarafından atanmalı. Seçilmeleri bu belli şartlara bağlanmalı. Ve bunlar işte belli yaşa kadar şu günkü şartlarla görevine devam etmeli. Ekonomik açıdan, mali açıdan hiçbir sıkıntıları olmamalı bu kurulun ve siyasi baskılardan, bütün ekonomik baskılardan evet. uzak tutulmalı. Buna millet sahip çıkacak. Korunmalı, yasayla korunmalı. Yani bir başbakan, cumhurbaşkanı bir şey söyledi diye şeyler, hakimler harekete geçmemeli. Endişe duymamalı. Ben yarın filan yere sürülürüm dememeli. Veya işte çocukları okulda bilmem ne olur dememeli yani. Burada bütün mesele aslında bizim de bu işe biraz önce dediğim gibi önce adaletli, vicdanlı ve sokaktaki halkın adalet arayışına çare bulmamız lazım.
Bana yıllar önce işte bu cemaatin etkin olduğu yıllarda cemaatten bir arkadaşım geldi. Bir dosyam var Yargıtay'da. Ya abi o dosyanın numarasını verir misin dedi. İşte bir Yargıtay'da çabuklaştırayım diye. Dedim ya sen esnaf adamsın arkadaş. Yargıtay'da ne işin var? Nereden biliyorsun? Böyle biraz şey biraz sinirlendim. Dedim ya bu ne rezilliktir? Siz efendim işte Yargıtay, Danıştay solcuların elinde işte kurtaralım dediniz. Lan kendiniz için mi kurtardınız? Solcular gitti siz geldiniz. Peki siz bu sefer sizden birini bulacağız. Siz gidince başka biri mi olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Adalet herkes için olmalı. Bu adalet bence Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumundan, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Başkan'ın oluşumundan çok daha önemlidir. Ben bir cümle sarf edebilir miyim abi? Bir cümle sarf edeyim. Yani bana söz gelecek. Tabii. Bir arada en azından moderatör olunca haksızlığa da uğramayayım o kadar. Bir cümle sarf edeyim. Ben Türkiye'nin her dönem en önemli sorununun yargı olduğunu, eğer yargının gerçek anlamda adalet arayışı içerisinde olması halinde şu an yaşadığımız birçok şey birçok sorunun çözümü olabileceğini, bu yargı sorununun da öncelikle her şeye rağmen, her türlü olumsuzluğa, olumsuz yasalara rağmen hakim ve savcıların adaletli bir şekilde ve vicdanlı ve aynı zamanda cesur olabilmeleri. Cesaret çok önemli bir şeydir. Bilgili ve cesur olmaları çok önemlidir. Çünkü bir yerde ya bedel ödemeyi de gerekirse göze alarak adaletten sapmamayı. Kamu haklarından ziyade insan haklarına önem vermeli yani. Yani adaletten sapmamak için gerekirse bedel ödemeyi göze alan hakim ve savcıların sayısı arttıkça adalete erişimimiz o kadar kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. İşlenecek bir şey yok, çok doğru. Evet. Şimdi elbette ki yargı hiçbir şeyin etkisi altında olmamalıdır. Ne hiçbir kimsenin ne hiçbir kurumun etkisi altında olmamalıdır. Onların isteğine göre de elbette ki karar vermemelidir. O karar verirken dosyadaki kanıtlara ve vicdanının sesini dinleyerek karar vermelidir. Buna denecek hiçbir şey yok. Ancak bu son zamanlarda hiç de öyle olmuyor. Mesela geçmişten beri oluyor dedin ya, geçmişte de olmuştur tabii. Oluyordu. Ama mesela şeyde 12 Eylül sonrası yargılamalarda bulundun mu avukat olarak? Şimdi bu dönem Ergenekon'da falan bulundun mu? Yok. Şimdi ben hem 12 Eylül'de o mahkemelerde, sıkı yönetim mahkemelerinde, sonrasındaki DGM'lerde avukatlık yaptım ve hem de Ergenekon'da avukatlık yaptım. Şimdi 12 Eylül döneminde de haksızlıklar, hukuksuzluklar vardı. Ergenekon ve Balyoz davası gibi davalarda, yani özel yetkili mahkemelerde de haksızlık ve hukuksuzluklar vardı. Ama iki dönem arasındaki fark nasıl biliyor musunuz? Ergenekon ve Balyoz davası, yani özel yetkili mahkemeler döneminde yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar 12 Eylül döneminde yapılanların ruhuna Fatiha okutacak cinsten. Buna inanın, yani bu işin içinde girmiş uzun zamanda, işte orada halen Yargıtay'da, oraya da gidip geldik, görmüş bir insan olarak bir örnek vereyim. Şimdi esas hakkındaki mütalaayı okuyor savcı Ergenekon davasında. Çabuk çabuk okuyor. İşte onun müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bunun müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına. Başkan dedi ki ben bitirirseniz ara vereceğim dedi. Ya sayın başkanım dedi, tam hızımı almıştım dedi, ara veriyorsunuz. Düşünebiliyor musun bir savcının bu davada söylediği bir söz. Ben tabii esas hakkındaki savunmamı yaparken bunu adalet adına talihsiz bir söz olduğunu da ifade ettim. Onun için bakın, her dönemde belki bazı şeyler var. Bu dönemde inanın çok daha fazla var. Ya Yahya Bey, 12 Eylül'de gidin tekrar ifadesini alın, bunun dedikleri çok. Bunu yani ruhuna, onun ruhuna Fatiha okutur diye düşünüyorum. Yapmayın. Yani. 12 Eylül'ü bunu herhalde 12 Eylül'ü savunuyor diye düşünülmüyor. Şimdi ama şöyle bir şey var. 12 Eylül'e karşı olsun diye bir sağdan bir soldan astık diye onun generali itiraf etti zaten. 12 Eylül'ün
Mahkemelerinde görev yapmış yani, insan olarak söylüyorum. Tabii. Siz olur kesinlikle şey? Katılıyorum. Ben böyle bir isnatta bulunmak haksızlıktır evet. size ama yani Şakir'in de dediği gibi ya yaşını büyütüp insanlar astılar. Doğru. Ya, be, doğru. Ya. Yani bu bununla şimdi, bu kayasa bile. Doğru. Arkadaşlar doğru maalesef. Da, yani bu verdiğin örnek bunun daha yoğun örneklerini kapatmıyor. Kapatmıyor. Evet. Yani Türkiye'de bunların hiçbiri darbeci değilmiş zaten hata olmuş. Hiçbir darbe akılların ucundan bile geçmiyormuş. Bitiremedik, evet. bitiremeyiz evet. zaten. Ya, Ali evet. Bey Allah aşkına darbe nasıl yapılır? Yasadaki tanımını biliyorsunuz. Ceza yasasındaki şimdi tanımını. Şimdi kurunun yanına yaş ilave etti yani cemaat. Yani sen son dakikaya evet. kadar bir dönemin genelkurmay başkanıyla. Kapatıyoruz. Bitsin son evet. cümlem olsun. Evet. Bir dönemin genelkurmay başkanıyla çalışacaksın. Hiçbir sıkıntı olmayacak. O ayrıldıktan sonra çalıştıkları döneme yönelik örgüt üyeliği gündeme gelecek. Bunun akılla evet. mantıkla bağdaşır evet. tarafı olur mu? Bunu bir şimdi, başka programda evet, evet bir inşallah. Başka programda yeniden konuğumuz olur. İnşallah yargının sorunları daha geniş tartışılır. Anlaşılıyor ki yargıya bağımsız evet. bir program ayırmamız lazım. Tabii canım. Başka kolay diğer bir şey konularla bir program bile yetmez. Bir program bile yetmez. Doğru. Çünkü çok sorunu var. Teşekkürler ediyorum hepinize. Programa katıldınız, renk verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet hepinize versin inşallah. Sizlere. Hepinize inşallah. Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Hayırlı akşamlar.